Efendim akşamlar, merhabalar. HRT'desiniz. Orta Doğu'ya bakışıyla beraberiz biliyorsunuz. Bir yolculuğa çıkıyoruz çarşamba akşamları ve Orta Doğu'yu konuşuyoruz farklı konuklarla. Ülkeleri, siyaseti, yaşananları, dün olanı, bugüne yansımalarını, yarının Orta Doğu'sunun nasıl şekilleneceğini konuşuyoruz. Her hafta bir konukla birlikte ve bugün hepinizin aslında yakından tanıdığı bir ismi ağırlıyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yubah bizimle birlikte, yazar, akademisyen. Yine çok ülke var. Yine Suriye konuşacağız. Yine İsrail'in saldırılarını konuşacağız. Filistin'i konuşacağız. Bugün Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırısını konuşacağız. İran'da bir seçim, İran Cumhurbaşkanlığı seçim arifesinde ne değişecek? İran'da işler nasıl gidecek konuşacağız. Suriye'nin kuzeyinde yine YPG'nin, PYD'nin Ağustos'ta yapacağını duyurduğu, ki Haziran'daydı, bir seçim var, karşı çıkılıyor. Şam buna nasıl bakıyor? Birçok aslında soruya yanıt alacağız. Bu akşam güzel bir program olsun. Sayın Yuva, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Çok 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 teşekkür ederim. Daha iyi olacağız inşallah. Evet, aynen öyle. Daha iyi olacağız. Şimdi bir taslak çizdim. Çok ülkeyi konuşacağız. Çok başlık var. Fakat istiyorum ki İsrail'in Lübnan'a saldırısı, daha doğrusu Hizbullah saldırısıyla başlayalım. Önce işte İsrail Hizbullah'a saldırıyor ve bir komutan hayatını kaybettiğini Hizbullah açıklıyor. Bugün de öğrendik ki Hizbullah'ın İsrail'e bir saldırısı oldu. Ne oluyor? Yani bir yandan işte Filistin'e saldırıyor, bir yandan Hizbullah'la savaşıyor. Ne kadar korkuyor Hizbullah'tan İsrail, o saldırılar bu yüzden mi? Ya da bu iş, bu taraflar arasındaki bu iş nasıl tırmanır, nereye gider? Böyle başlayalım, sonra diğer meselelere geçelim. Teşekkür ediyorum, önemli bir konu. Çok hızlıca şunu söyleyelim. 1948'de ilan edilen İsrail Devleti'ni tanımayan ve halen diplomatik ilişkisi olmayan ülkelerin arasında Lübnan mevcut. Yani halen bugün 1948'den günümüze kadar Lübnan ile İsrail arasında bir diplomatik ilişki yok. Bu bir. İki, Lübnan ile İsrail arasında o tarihten günümüze kadar sürekli savaşlar olmuş. Ya bu savaşlar ya gerilla savaşı olarak devam etmiş, ya nizami ordular arasında yaşanmış. 1973 senesinde Suriye, Mısır, işte Ürdün, Irak ordularının İsrail'de yaşadığı savaş esnasında Lübnan bir bütün olarak bu savaşın içinde yer almış. Bu vesileyle İsrail ile Lübnan arasında mevcut olan bu kriz, bu savaş hali uzun yıllardır mevcuttu ve devam etmektedir. Nereye kadar devam eder? İki ülke arasında bir diplomatik ilişki inşa edilinceye kadar, bir taraf diğer tarafı tanıyıncaya kadar bu tür çatışmalara bölge sahne olacaktır. Şimdi son Hizbullah'ın İsrail'le yaşadığı 7 Ekim'den sonra özellikle, hani 7 Ekim'de biliyorsunuz Gazze meselesi ve krizi gündeme oturdu. O tarihten itibaren Lübnan'ın çok önemli bir siyasi askeri gücü olan Hizbullah çıktı. Dedi ki Filistin'e, Filistinlere ve Gazze'ye yönelik İsrail'in yapacağı saldırıyı bize yönelik yapılmış bir saldırı olarak kabul edeceğiz dedi. Bunun manası şudur. İsrail'in Filistinlerle ister sınırlı ister kapsamlı savaş halini Hizbullah kendisine yönelik bir savaş olarak telakki etmektedir. Zira Hizbullah'ın ideolojisinde İsrail'in bir, bölgede yabancı bir unsur olduğu, iki, bir işgalci kuvvet olduğu, üç, İsrail'in halen Lübnan'ın Şaba dediğimiz veya Şaba dediğimiz Lübnan'ın bir bölüm toprağını işgal ettiği doğrusu mevcut. Böyle bir gerçeklik var. İki, Golan'ı, Suriye'nin Golan bölgesini işgal etmeye devam etmektedir. Lübnan da bunu işgal olarak kabul etmektedir. Bu anlamıyla Lübnan Hizbullah'ı ve Lübnan Devleti genelde İsrail'i bir işgalci kuvvet olarak kabul etmektedir. Ve işgalci kuvvete karşı mukavemeti, yani savaşı meşru telakki etmektedir. Bunun dışında Filistin'de yaşanan krizi neden kendisine yönelik bir savaş ve kriz olarak telakki ediyor? Bunu
sevgili seyircilerin anlamasında yarar var. İsrail güçlendikçe, İsrail Filistin topraklarının daha bir çoğunu işgal ettikçe ve Filistin meselesini askeri yöntemlerle ortadan kaldırdığında İsrail'in elinin rahatlayacağını, İsrail'in bölgede çok daha güçlü olacağını ve böylece sadece Filistin'le bu meseleyi sınırlı tutmayacağı, çevre ülkelere de zararlı bir devlet haline dönüşeceğinin idrakinde. Bunu bildiği için İsrail'in zayıflaması, İsrail'in Filistin'de bir savaş içinde daim olarak bulunması, krizlerle boğuşması, İsrail'in uluslararası platformda siyaseten izole edilmesi Lübnan'ı da rahatlatacaktır. Suriye'yi de rahatlatacaktır. Filistin'i daha çok rahatlatacaktır. İnancı var. Bu sebeple İsrail ile Lübnan arasında, Lübnan Hizbullah'ın da cevaben İsrail'e vermiş olduğu yanıtları bu çerçevede okumak önemli ve yararlı. Mümkün mü şimdi peki Hizbullah'ı yok etmek? Bir yandan da Hamas var. Aynı bir hem ne kadar aynı yerdeler ya da ne kadar farklı yerdeler. Belki bu çizgiyle birlikte Hizbullah ya da Hamas'ı sonlandırmak gibi bir durum mümkün mü? Şimdi eğer Lübnan Hizbullah, dikkat edin, Lübnan Hizbullah, Suriye, İran, Yemen vesaire bugün Filistin davasına en çok sahip çıkan ve onlarla birlikte hareket eden bu örgütlere baktığımız zaman veya devletlere veya kuvvetlere baktığımız zaman bunlar sahada İsrail'le çatışma halinde olmasaydı Filistin daha çok büyük bir ağır bedel ödeyebilirdi. Hamas'ın yalnız başına veya Filistin örgütlerinin bir bütün olarak yalnız başlarına bu uluslararası ve bölgesel dayanışma olmadan, bu desteği görmeden İsrail gibi çok önemli ve güçlü bir devlete karşı Amerika gibi, Avrupa Birliği gibi uluslararası desteğe sahip olan milyarlarca dolar finans yardımıyla beslenen, tonlarca silahla desteklenen bir devletin Filistin meselesini daha kolay çözme imkanı olabilirdi. Yani direnişiniz ne kadar kararlı olursa olsun, ne kadar vatanperver olursa olsun, eğer bu bölgesel destekten mahrumsanız, bu bölgesel destek ve uluslararası kamuoyu desteği olmadan Filistin'de İsrail'in daha rahat at oynayabileceği, daha rahat davranabileceği gerçeği var. Bu sebeple Yemen'in, Lübnan'ın, Suriye'nin, İran'ın meseleye dahil olması İsrail'in o bölgede sınırlı operasyonlar yapmak zorunda kalan bir devlette dönüşmesini sağlar. Şimdi Lübnan Hizbullah'ını düşünün ki İsrail'i bu çatışmalarla, bu saldırılarla her gün rahatsız etmesi, İsrail'in önemli bir askeri gücü kuzeye, yani Lübnan sınırına aktarılmazsa, Lübnan'ı, Suriye'yi, Filistin'i çok daha rahat idare edebilen, orada rahat cirit atabilen, o sahada askeri gücünü rahat sergileyebilen bir İsrail olsaydı, İran'ı da çok daha kolay tehdit edebilen bir güce dönüşebilirdi. Bu sebeple biliyorsunuz bir zamanlar bu söylemi Türkiye'de sanırım birkaç hafta önce dillendirmişti hükümet. İşte Ankara'yı savunmak Kudüs'ten başlar demişti. Yani Kudüs'ün savunması aslında Ankara'nın güvenliği içindir. Aslında sözü çok anlamlıdır. Yani aslında Kudüs'ü savunmak Şam'ı savunmak, Kudüs'ü savunmak Amman'ı, Beyrut'u, Tahran'ı, Bağdat'ı savunmakla eşdeğerdir. Neden? Çünkü Kudüs'ü ve Filistin'i kolay işgal edebilen, oradaki askeri, ekonomik, siyasi gücünü çok güçlü tesis edebilen bir İsrail, müttefikleri olan Amerika ve Avrupa Birliği devletleriyle Suriye'yi, İran'ı, Lübnan'ı, Yemen'i çok daha kolay rahatsız edebilir, işgal edebilir. Hatta bu ülkelerin haritadan silinmesine kadar gidecek bir sürecin önünü açabilir. Durum bundan ibaret. Ne kadar aynı yerdeler ya da ne kadar farklı yerdeler Hizbullah ve Hamas? Bugün ikisi de İsrail için durdurucu güç durumundalar. Farkları ne ya da benzerlikleri ne? Şimdi eğer ideolojik olarak bakacaksak meseleye, Hamas Sünni bir itikada sahip olan, yani genel anlamıyla öyle tabir ediyor. Çünkü Sünniliği bir bütün olarak ele almak da mümkün değil. Fakat Selefi, Sünni bir ideolojiye sahip olduğunu iddia eden bir örgüt. Hizbullah buna mukabil işte Şii, Ehli Beyt taraftarı vesaire
olduğunu söyleyen bir yapı. Ama aynı cephede, Hizbullah'ın cephesinde, Lübnan'da seküler kuvvetler de var. Emel hareketi de bir Şii hareketi ama Hizbullah'ın yanında. Sünni, Ömer Kerami'nin vesaire gibi örgütlerin Hizbullah'ın yanında yer aldığını görüyoruz. Bugün Hristiyan, Maroni Katoliklerden, işte Frenciler olarak bilinen aile, işte eski Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun vesaire gibi kuvvetler Hizbullah'ın yanında yer alırken, aynı Maroni kitle içinde, aynı Müslüman cepheyi içinde, mesela Hariri vesaire uzun bir dönem, yani Gelecek Partisi Lübnan'da, Suudi Arabistan'ın yanında yer alan, Hizbullah'a karşı olan bir konumlanma içindeydi. Dürzüler için de bu böyledir. Mesela Dürzüler'de Veli Canbolat daha çok Fransızcı, Batıcı, Suudici olarak telakki edilirken, buna mukabil Talat Arslan, yani Arslan ailesi, Hizbullah'ın cephesinde yer alan bir kuvvet. Yani Lübnan'da da toplum olarak bir bütünsellik yok. Batı'yla hareket eden, İran ve Suriye danışması içinde olan, İsrail'i düşman olarak telakki eden ama İsrail'i dost olarak telakki eden kuvvetler de var. Filistin cephesinde de aynı durum var. Filistin'de de Hamas, hatta dikkat ederseniz Sayın Can Bey, uzun bir zaman 7 Ekim'den sonra da bunlar çok tartışıldı, konuşuldu. İşte Hamas'ı İsrail kurdu, işte Hamas'ı piyasaya İsrail sürdü, Hamas'ı seküler Filistin örgütlerine karşı, yani Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nü teşkil eden Filistin Demokratik Halk Cephesi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi gibi seküler solcu örgütlere alternatif olarak işte bu dinci yapıları İsrail ve Batı desteklediği yönünde propagandalar da var. Ama bugün baktığınız zaman bu propagandaların temelsiz olduğunu görüyoruz. Belki bir zamanlar Sovyetler Birliği çöktükten sonra işte uluslararası sistem değişmiş, piyasada sol, seküler hareketler zayıflamış. Çünkü uluslararası sistemde bir değişim vardı 1991'den sonra. Bu zayıf düşen sol seküler hareketlere alternatif olarak hiç şüphesiz o oluşan boşluğu dinci örgütler doldurdu. Hı hı. Mesela Can Bey hatırlarsanız Suriye meselesini sizinle çok programını yaptık, sohbet ettik. Hamas Suriye savaşı başladığında Suriye devletine karşı muhalefet ve terör örgütlerinin yanında yer aldı. Onlara destek verdi, onlarla birlikte savaştı, onlara tünel kazma, bomba yapma vesaire gibi askeri eğitimlerde bulundu. Ama bugün baktığınız zaman Hamas çıktı, dedi ki biz yanlış yaptık, biz hatalıydık, biz İran ve Suriye'ye düşman olduk. Halbuki Filistin meselesinde en samimi ve bize en önemli desteği veren bu iki ülkeyle tekrar dost olmamız gerekir yönünde açıklamalarda bulundular. Buna mukabil de Suriye ve İran bu açıklamayı doğru buldu ve onların yanında yer aldı. 2006'da Sayın Can, bu önemli bir konu, Sayın seyircilerimiz hatırlarlar, Temmuz 2006 senesinde 33 gün süren bir İsrail-Lübnan Savaşı yaşandı. O Lübnan-İsrail Savaşı'nda Hamas gibi örgütler Suudi Arabistan'ın yanında yer alarak bu savaşta Hizbullah'a destek vermediler. Halbuki bir müddet sonra hata ve yanlıştan döndüklerini iddia ederek, özellikle Gazze'ye yapılan bu son saldırılardan sonra onların desteğine muhakkak ihtiyaç duyuyoruz diyerek Hizbullah'a yaklaştılar, Suriye Devleti'ne yaklaştılar ve onlarla birlikte hareket edeceklerinin teminatını verdiler. Ve dikkat ederseniz Beyrut'ta, biliyorsunuz birçok Hamas'ın siyasi askeri komutanı, Hizbullah'ın askeri siyasi önemli şahsiyetleri, İran'ın askeri siyasi şahsiyetleri Beyrut'ta, Şam'da katledildi. Şimdi neden? Çünkü Beyrut, özellikle de Hizbullah'ın hakimiyetini sağladığı Güney Lübnan'da Hamas, İslami Cihat ve Filistinli diğer örgütler ortak bir operasyon merkezi kurdular. Ve bu ortak operasyon merkezinden Lübnan'dan hareketle İsrail'e karşı oradan da savaşı yürütme kararı aldılar. Yani aralarında şu an ortak paydanın daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu da özellikle Filistin'de, Gazze'de yaşanan vahşetin, kıyımın yarattığı bir netice olarak görülmeli. Çünkü burada ya Filistin halkıyla bir danışma içinde olacaksınız ve Filistin'de bu dürün işi yapan örgüt size
bu hatalarından, geçmişteki hatalarından bahsedecek, teslim edecek ve sizi yeni dost olarak kabul edecek ve sizinle birlikte bu savaşta yer alacak. Ya da tersi olacaktı. Düşünün ki bugün Hamas aynı tutumu ve tavrı sürdürseydi ve Suriye'den, İran'dan, Lübnan'dan, Yemen'den bu desteği almasaydı, Türkiye'den, Avrupa'nın çok duyarlı, vicdanlı kamuoyundan, Amerika'nın duyarlı kamuoyundan bu desteği almasaydı, Filistin meselesi bugün çok daha farklı bir durumda ve konumda olurdu. Şimdi ikisi de durdurucu bir güç. Ortak noktaları var, ayrı durdukları yerler var. Böyle bir özet çizdiğiniz iki taraf için, hem Hamas için hem Hizbullah için, Lübnan Hizbullah için. Filistin'de durum ne? Filistin ne olacak? O savaş nereye kadar? Şimdi bu söylediklerime sadece bir cümle ile katkıda bulunayım. Aslında hem siyasette hem dinde yaşadığımız ayrışmaya giderilmesi için de önemli bir tarihi fırsat yaratıldı. Yani daha önce özellikle Sünniciliğe, Şiiciliğe işte yatırım yapanların projeleri de aslında Filistin sahasında yaşadığımız bu gerçeklik sebebiyle bir nebze ortadan kalktı. Yani düşünün, Yemen Filistin'e, Hamas'a en çok destek verenler Yemenli Şiiler. Lübnan'da Lübnan Şiileri. Hadi Suriye'de diyelim ki devleti bu tarzda ifade ediyorlar. Oradan İran, hani Şiilerin manevi önemli temsilcisi olarak bugün Hamas'a ve Filistin'e en çok sahip çıkan ülkelerin başında vesaire. Bu aslında her şerde bir hayır vardır sözünü atfen söylüyorum. Sahada İslam üzerinden veya dini örgütlenmeler üzerinden Sünni Şii, çünkü Suriye Savaşı'nda 2011'den sonra en çok kullanılan ve proje olarak kullanılan, toplumu parçalayan, birlikteliği yok eden, ortadan kaldıran bu söylemlerin de bugün yavaş yavaş yerine Sünnilerle Şiilerin, işte biz Sünni de değil, Şii de değil, biz Müslümanız diyen, siyasette de biz Kürt, Türk, Arap, Filistinli, Suriyeli değiliz. Biz mazlum bir halkın yanında duranlarız diyen, Avrupa'da ise biz Hristiyan Müslüman değiliz. Biz haklı bir davanın yanında yer alan insanlarız. Amerika'da aynı şekilde Yahudilerin, bakın çok ilginç bir konudur aslında bu, Yahudilerin kongreyi işgal etmeleri, yani sadece Trump taraftarları değildi, ağırlıklı olarak Amerika'da yaşayan, bizim işte muhafazakar, Tevratçı dediğimiz, Hazreti Musa'nın prensiplerine uygun yaşayan, kendilerini ağırlıklı olarak Tevrat'a ve Musa'ya bağlı itikatta olan, İsrail devletini tanımayan, İsrail'in aslında bir küfür devleti olduğunu, Mehdi gelmeden, Hazreti İsa gelmeden kurulan bir devlet olduğu, bu sebeple de bu devletin yıkılması gerektiğine inanan çok önemli sayıda Yahudiler var. Yani Museviler var. Ve bu Yahudiler, Museviler Müslüman kardeşleriyle birlikte yaşanan dramaya karşı, bu trajediye karşı birlikte hareket ettiler. Yani Filistin meselesi aslında dünyada Yahudi karşıtlığı, işte İsrail karşıtlığından ziyade orada yaşanan zulme karşı olmanın ne kadar önemli, Yahudilerin de, Müslümanların da, Hristiyanların da, insan olanın da, solcunun da, sağcının da, muhafazakarın da, seküler ilericinin de aynı cephede yer alabileceği ve buradan hareketle de mazluma du diyebileceği kanaati de ortaya çıktı. Bu da çok çok önemli bir husus. Filistin'de şu an yaşadığımız hadise nereye kadar evrilir, ne olur? Bunu bütün yazılarımda ifade ediyorum. İki tane alternatif var. Ya bu mesele, Ukrayna meselesiyle, Suriye meselesiyle birlikte ele alındığı zaman Çin'deki Tayvan meselesi ve Çin-Amerikan ilişkilerindeki gerginlikler de nazara dikkate alındığında Avrupa'da sağ hareketlerin güçlenmesi, Avrupa Parlamentosu'nda çoğunluğu ele geçirmeleri, bu gelişmeler ve süreç ya bizi kırmızı düğmeye götürecek, kırmızı düğme dediğim bir nükleer felakete götürecek ve bu nükleer taktiksel felaket bir stratejik yok oluşa götürebilir. Ya da bu nükleer stratejik felaketten geri dönülecek son aşamada, 1962'de bunu yaşadık Küba krizinde, geri dönülecek ve Netanyahu ve savaş kabinesi
bu yaşattıklarının bedelini ödeyecek, siyaseten de ödeyecek, hukuken de ödeyecek. Ve bugün zaten hem istifalar var İsrail hükümetinde, hem İsrail'de çok önemli bir protesto ve gösteri eylemleri var. İsrail halkı da artık Netanyahu'dan kurtulmak istiyor. İsrail'e daha aklı başında, Filistin meselesini çözebilecek, bölge ülkeleriyle bu dostluk ilişkilerini inşa edebilecek, aklı başında İsrail'in huzurlu, barış içinde hem kendi halkıyla hem de bölge halklarıyla birlikte yaşayacak bir yeni projeyi ya yaşatacaklar, gündeme getirecekler ve bu destek görecek uluslararası platformda. Ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Amerika bile artık, yani bu uluslararası baskılar Amerika'yı bile caydırmış durumda. Yani Amerika'nın yaşadığı ekonomik krizler, bölgesel sorunlar, Ukrayna Savaşı, Avrupa ile yaşadığı didişmeler, Çin'le yaşadığı didişmeler, kendi içindeki sorunlar, Trump'ı sürekli olarak bir şeylerle itham ederek hapis yolunu ona açmaları, seçimde zayıf bir aday olarak ortaya çıkmasını sağlamaları, çünkü seçimden yasaklayamazlar. Hapishaneye girse bile aday olabilecek çünkü. Ve en popüler şu an Amerikan seçimlerinde kazanmaya en yakın aday olarak Trump gösteriliyor. Şimdi hem Amerika içinde yaşanılan sorunlar, sıkıntılar, İsrail dedi ki bana bir hafta, iki hafta, üç hafta ver. Ben hemen Gazze meselesini bir iki ay içinde çözerim dedi. 8. aya girdik, çözemediler. Ben bunu işte 1000-2000 sivil ölümle hallederim dedi. Hamas'ı yok ederim dedi. Hamas'ı yok edemedi. Tünellerini ortadan kaldıramadı. Rehineleri kurtaramadı. Büyük bir bataklığın içinde olduğunu kendisi de görüyor. İsrail halkı da, Amerika da görüyor bunu. Amerika'nın devreye girmesi, Netanyahu'nun yanında bir bütün olarak savaşa katılması bir bölgesel savaşı tetikleyebilirdi. Bu da Amerika'nın sadece bölge devletleriyle, İran'la değil, Çin'le, Rusya'yla da karşı karşıya gelmesini beraberinde getirebilirdi. Filistin meselesi yaşanırken Ukrayna Savaşı çok önemli bir olay oldu. Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın hemen kaybedeceği, Putin'in yargılanacağı, bu savaşın Rusya topraklarına taşınacağı umudu vardı. Aksi oldu. Rusya'nın Ukrayna'da ortaya koyduğu askeri ve siyasi başarılar bütün Avrupa'daki sistemi allak bullak etti. Avrupa toplumlarında kendi devletlerine karşı biz Rusya'yla niye düşman oluyoruz? Rusya'ya niye bu ambargo ve abluka uyguladık? Milyarlarca dolar paramız gitti. Bundan sadece Amerika fayda gördü. Eskiden Almanya'ya Rusya'dan direkt doğalgaz gelirdi. Doğalgaz boru hattını bombaladılar, devre dışı bıraktılar. Buna mukabil Amerika'nın legacy dediğimiz fosil gazı devreye girdi ve Avrupa'ya Amerika fosil gaz satmaya başladı. Halbuki daha önce Rusya'dan hem daha ucuza petrol ve gaz alabilmekteydiler. Almanya, Fransa gibi dev şirketlerin Rusya'da çok büyük yatırımları vardı. Bunları kaybettiler. Sürekli Amerika'yı dinlemek, sürekli onun politikaları doğrultusunda hareket etmek Avrupa Birliği'nin ekonomik sistemini de felç etti. Aynı şey İsrail'le de ilgili. Şimdi Amerikan halkı diyor ki kardeşim bir iki ay içinde bu savaş bitecekti. Milyarlarca dolar para gönderiyorsun. Biz Amerika'da açlıktan ağzımız kokarken yatırımlarını, paranı vesaire sürekli İsrail için harcıyorsun. Silahını veriyorsun. Biz neden İsrail için sürekli ölelim veya Netanyahu'nun çılgın projeleri için bedel ödeyelim? Oradan da itirazlar var. Bütün bunları sağlayan da ortaya konulan direnişti. Yani Gazze'yi, Hamas'ı çok kolay lokma sandılar. Lübnan Hizbullah'ını kolay lokma sandılar. Yemen'i işte ayakları çıplak, pabuçlu insanlar diye anlattılar. Halbuki Yemen'in ortaya koyduğu direniş, Suudi Arabistan işgaline, Birleşik Arap Emirlikleri işgaline yıllarca direndi. Ardından Yemen, İsrail'i vurabilecek hava kuvvetlerine sahip olma kabiliyetini gösterdi. Bırakın Kızıldeniz'i, Mende Boğazı'ndan ticaret gemilerinin girmesi bile mümkün olamadı. İsrail'e mal taşıyan, Amerika, İngiltere'ye mal taşıyan ticaret gemilerini vurabildi. Amerika'nın ve İngiltere'nin hava saldırıları bir netice sağlayamadı. Buna mukabil Suriye'deki direnişin, Suriye'deki savaşın çok farklı bir mecraya girmesi, İran'ın devreye girerek çok önemli desteğini sunması, bütün bunlar İsrail'de bir değişimi, hem de köklü bir değişimi beraberinde getirdi. Ve Netanyahu
sizin sorunuza cevaben, Netanyahu ve savaş kabinesi bir bedel ödeyecek. Ve bu bedeli siyaseten ödeyecek ve hukuken de ödeyecek. Can Bey, düşünebiliyor musunuz? Siz bir sene öncesine kadar İsrail'in uluslararası bir mahkemede soykırımla suçlanarak yargılanabileceği ihtimali sıfır. İsrail'in Avrupa'ya her şeyi yaptırabildiği, Avrupa'dan Amerika'dan her şeyi alabildiği güç olarak tasavvur edilen ve bu şekilde propaganda edilen İsrail, bugün İspanya'da, Finlandiya'da, Norveç'te vesaire Filistin devletini tanıma ve Filistin devletinin büyük elçiliklerini açmaya kadar giden bir süreci beraberinde getirdi. İsrail siyaseten uluslararası kamuoyunda teşhir oldu. İsrail'e karşı öfke büyük. Bunun neticelerini İsrail halkı da görüyor. Ve diyor ki Netanyahu ve savaş kabinesi bizi felakete götürüyor. Cehenneme götürüyor. Bu cehennem kapılarını kapatmamız gerekiyor. Ya Netanyahu'dan ve savaş kabinesinden kurtulacaklar, onları yargılayacaklar ve İsrail'e aklı başında bir hükümet başa gelecek. Tam bunu soracağım, işte bitirmenizi bekliyordum. Nasıl bir hükümet ya da nasıl bir İsrail Netanyahu'dan sonra mesela? Şimdi uluslararası platformda dillendirilen şu iki devletli bir çözüm. Şimdi bu çok kolay bir söylem. İki devletli bir çözüm. Hem Filistin'i tanıyalım, hem İsrail'i tanıyalım. İsrail de Filistin devletini tanısın. İşte Gazze ile Batı Şeria'yı birleştirelim. Batı Şeria ve Gazze, çünkü sevgili seyircilerimiz belki haritaya bakmazlarsa bilmeyebilirler. Gazze bütün diğer Filistin'in idare ettiği bölgelerden tamamen soyutlanmış. Batı Şeria, yani Filistin hükümetinin olduğu yer, yine tek bir bütünsellik arz etmiyor. Paramparça. İşte El Celil başka bir yerde, Batı Şeria başka bir yerde, Ref başka bir yerde, Beyt Lahm başka bir yerde, böyle enklevler dediğimiz koloniler oluşmuş. Bu Filistin kolonilerinin etrafında da sürekli askeri üsler var. Yani tel örgülerden başka bir devlete geçiş yapar gibi Antakya'dan Harbiye'ye, işte Antakya'dan Reyhanlı'ya, ancak böyle gidebiliyorsunuz. Orada da durum bundan ibaret. Şimdi diyorlar ki bu olmasın, aklı başında bir hükümet geldiği zaman bütün Batı Şeria'yı bir bütün olarak Gazze ile de bir koridor yapalım, birleştirelim. İşte Kudüs'ü de ikiye bölelim. İşte bir doğu bir batı Kudüs olsun. Birisini Yahudilere, birisini Müslümanlara bırakalım. Bu bir araya gelen parçanın üzerinde de bir Filistin devleti inşa edilsin. Şimdi bu nasıl olacak? Filistinliler diyor ki bunu yaptık ama 4 milyon 5 milyon gürbette yaşayan Filistinliler var. Bunların eve dönüşü kabul edilecek mi? Bu bir. Kabul edilirse bu 4-5 milyon nereye yerleşecek? Çünkü İsrail'e milyonlarca 1948'den günümüze kadar, yani 1948'de Yahudilerin İsrail'deki nüfusu %15-16 idi. Şimdi onlar %70, onlar %30'a düştü. Onlar dışarıdan, Rusya'dan, Polonya'dan, Doğu Avrupa'dan, Amerika'dan, Asya'dan, Türkiye'den her yerden Yahudi göçleri getirerek bu işgal edilen topraklara yeni alanlar inşa ettiler, yeni yerleşim birimleri inşa edildi. Şimdi bu yerleşim birimleri tasfiye mi edilecek? Tekrar bunlara ülkenize dönün mü denilecek? Kolay bir mesele değil. Ama ilk adım olarak şu yapılmalı acilen. Gazze'de ateşkes ilan edilmeli, saldırılar durmalı. Gazze'den İsrail askerleri çekilmeli. Gazze'nin birçok bölgesinden başka bölgeye göç etmiş Gazze'liler kendi evlerine dönmeli. Gazze'nin inşası için İsrail tazminat ödemeli. Uluslararası kuruluşlar ve devletler bu tazminata katılmalı ve Gazze'nin inşası sağlanmalı. Bu bir. Bu çok acil bir durum. İki, buna mukabil yeni hükümet İsrail'de bu kabul edilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kabul ettiği Batı Şeria ile Gazze arasındaki bu bütünselliği, birleşmeyi kabul edecek ve burada bağımsız bir Filistin devletinin önünü açacak. Üç, İsrail devleti reformlara ihtiyaç duyacak. Şöyle, eğer Filistinliler İsrail'de, çünkü biliyorsunuz 1948 Filistinlileri İsrail vatandaşıdır aynı zamanda. Bu hakları o birleşen yeni Filistin devletinin vatandaşlarına da sağlanırsa ve İsrail ile Filistin arasında diyelim ki ortak ekonomik bölgeler, diyelim ki Filistinlilerin İsrail'e giderek orada çalışabilmesi, işte bu tür hukuki haklar vesaire sağlanırsa yavaş yavaş ve tedricen bu mesele her iki tarafın çıkarında çözülebilir.
Ama şöyle şu an itibariyle dersek, dışarıdaki 4-5 milyon Filistinli geri dönmeli. İsrail'e gelen, yani Filistin'e gelen, hukuken de doğrudur, talep doğrudur ama pratikte bunu uygulamak kolay değil. Oraya gelen işte 4-5 milyon Yahudi'yi hemen oradan geldikleri ülkeye, nereden gelmişlerse oraya iade edelim demeniz kolay, uygulamanız zordur. Buna da zaman içinde bu barış ortamı yaratılırsa ikili ilişkilerde, zaman içinde bu mesele, bu barış huzur ortamı içinde çok daha kolay çözülür. Peki bu mümkün mü? Son bu konuyu kapatacağım, diğer başlıklara geçeceğim. Mümkün mü yoksa evet olur böyle bir şey, İsrail'deki hükümet değişikliği ve ardından bu ortam sağlanırsa ve Orta Doğu için de bir dönüm noktası mı olur aslında? Şimdi Can Bey, biraz önce söyledim. Bu zor olanı mümkün hale getiremezseniz kolayı başaramazsınız. Zor. O zaman, çok çok zor. Çok zor. O zaman olursa Orta Doğu için bir dönüm noktası mı olur? Kesinlikle olur. Kesinlikle. Olmaz ise kırmızı düğme. Başka çıkış yolu yok. Umarım. Yani Netanyahu'nun savaş kabinesinin devamı halinde, hele ki eğer bir yeni Biden dönemi veya Biden yerine işte yaşlı bunak diyorlar vesaire, onun yerine hazırlanan daha radikal bir zümre Amerika'da iktidar olursa ve bu savaş politikaları ve projelerinde ısrarcı olursa, bir bölgesel savaşın da bir uluslararası dünya savaşına dönüşmesi kabildir ve mümkündür. Umarım öyle şeyler yaşanmaz. Şimdi o zaman Suriye'yi konuşalım. Sonra kalan zamanda da İran'ı konuşuruz. Suriye'nin kuzeyindeki seçim Türkiye, PYD-YPG'nin seçimi Türkiye karşı çıkıyor. Amerika'da karşı çıkıyor. Şimdi bunlar bir tarafı. Önce niye olmamalıyı konuşalım. Bir Suriye'nin kuzeyini anlatarak bize niye olmamalıyı yanıtlayın. Sonra buna Şam nasıl bakıyor mesela bu seçime? Oradaki Kürtlerle Şam'ın arasındaki ilişkiler nasıl? ABD niye karşı çıkıyor mesela? Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduğu için karşı çıkmıyor. Bir takım gerekçeleri var. Ve bu durum, Ağustos'a yapılacağı ertelendiği söylenen seçim, Ankara-Şam normalleşmesinin hızlanmasına da bir vesile olur mu? Çok hızlı ve özetle, 2011 Suriye Savaşı bir uluslararası projeydi. Yani Büyük Ortadoğu Projesi'nin Suriye ayağında etnik ve mezhep temelinde bu coğrafyayı, bu milletleri, burada yaşayan toplumları paramparça etmekti. Sünni, Şii, Dürzü, Hristiyan, Türk, Kürt, Arap vesaire. Yani en az 3000 yıldır, 4000 yıldır iç içe geçmiş, bir arada yaşayan, kültürleri kaynaşmış, harmanlaşmış bu gövdeyi paramparça etmekti. Bu bir Sykes-Picot projesiydi 100 sene önce. Şimdi Büyük Ortadoğu projesi olarak zuhur etti yeniden. Bu proje şudur: emperyalizm ve siyonizm. Diyor ki biz bütünselliğimizi, birlikteliğimizi, gücümüzü bütünleştirerek kuvvetli hale gelirken karşı tarafta mevcut olan toplumlar, milletler paramparça olacak. Çünkü bunların güçlü olarak bir araya gelmesi, bir millet olmaları, güçlü olmaları, Türk'ün Kürt'le, Arap'la sorunsuz yaşaması vesaire bizim için tehdittir, tehlikedir. Bunların birlikteliğini bozacağız. Nasıl bozacaksınız? Ya dil familyası üzerinden, senin dilin, lehçen ayrı, buradan sana devlet yapar. Senin etnik kökenin ayrı, oradan sana bir devlet yaratır. Senin ırkın ayrı der, dinin ayrı der vesaire, bu şekilde paramparça eder. Çünkü paramparça ettiği, hani böl yönet, küçük noktalar haline getir, daha kolay yut projesi devredeydi. Suriye'de başlayan bu hikayeyi Irak'ta gördük. Irak'a demokrasi özgürlüğü getireceklerini söylediler. Faşizmi getirdiler, sömürüyü getirdiler, talanı, yağmayı, eserlerini çaldılar, insanlarını katlettiler, paramparça ettiler ve ucube klanlardan, kabilelerden, aşiretlerden, dinlerden, mezheplerden, taifelerden, tarikatlardan, aşiretlerden oluşan bir ucube ülke inşa ettiler. Aynı şeyi Suriye'ye tatbik etmek istediler. Suriye'de farklı bir hikaye yazıldı. Direnme, mukavemet etme, bu projeyi bozmanın en önemli. Çünkü silahla bozabilirsiniz bunu. Böyle Amerika ile, Avrupa ile oturarak, anlaşarak vesaire bu projeyi bozamazsınız. Silahla dayatılan bir projeyi ancak silah gücüyle bozabilirsiniz, mukavemet ederek, bedel ödeyerek ödeyebilirsiniz ve o bedeli Suriye ödedi. Şu an ortaya çıkan bir tablo var. Kuzeyde Amerika Birleşik Devletleri'nin işgal ettiği bir yer var.
Onun dışında kalan özellikle Türkiye'ye yakın bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve birlikte hareket ettiği Suriye işte örgütleri var. Bir de İdlib var. İdlib'de herkes söz sahibi. Yani bazen Türkiye söz sahibi, bazen Amerika söz sahibi, bazen İsrail, İngiltere, Almanya söz sahibi. İdlib'de herkes var. Ve İdlib'deki El Nusra veya daha önce Heyet Tahrir-i Şam dediğimiz Şam'ı tahrir, özgürleştirme heyeti, İşte içine El-Kaide'yi aldı, Uygurları aldı, Türkistanlıları aldı, dışarıdan gelenleri aldı, Kafkasya'dan gelenleri aldı, oğlu aldı. Orası böyle bir bölge. Kim daha fazla para ve silah verirse o bölge İdlib, onunla işbirliği yapmaktadır. Bazen PKK'ya yaklaşır, bazen ÖSÖ'ye yaklaşır, bazen daha farklı kuvvetlerle hareket eder vesaire. Şimdi böyle bir gerçeklik var. Üç parça Suriye. Bunun büyük bir parçasını artık Suriye Devleti ve ordusu kontrol altına alabilmiş durumda. Amerika diyor ki, Büyük Orta Doğu Projesi çerçevesinde ben Irak'ta yaptığımı Suriye'de yapacağım. Ve bu İsrail'in de işine gelir. Kuzey Irak'ta inşa ettiğim, Kürdistan adını verdiğim, bu coğrafya gibi ki Kuzey Irak'ta Orta Doğu'nun ve belki dünyanın en büyük Amerikan Büyükelçiliği ve üsleri orada. İsrail, parçalan bir Irak ve Suriye söz konusu olduğunda rahatlar, güçlü olur. Ama güçlü bir Irak, güçlü bir Suriye tarihe baktığımız zaman zayıf bir İsrail demektir. Bu sebeple Suriye'nin bu şekilde parçalanması da İsrail'in özellikle birinci derecede yararındadır. Şimdi bu bölgede Kuzey Irak gibi bir yeni yapı inşa etmek istiyor. Eğer bu yapıyı inşa edebilirse bu yapı üzerinden Türkiye'yi de Irak'ı da, Suriye'yi de, İran'ı da en azından devre dışı bırakabilirim. İç savaşlarla, çatışmalarla rahatlarım fikriyatı var. Böyle bir inancı var. O bölgede bu inşayı yaparken o bölgenin zengin su kaynaklarını, zengin buğdayını, tarım ambarıdır çünkü o bölge. Ve çok zengin petrol ve doğalgaz yataklarına sahip bir bölge. Onu da talan ederim. Talan ettiğimle bu örgütleri finanse ederim. O örgütler de bundan nemalanır. Şimdi baktığınız zaman YPG, PYD ve PKK olarak gördüğümüz oradaki yapı kendisi dışında hiç kimseye yaşam hakkı tanımıyor. Yani Barzani'nin sempatizanı olarak ortaya çıkan işte Kürdistan Meclisi bilmem ne partisinin bile orada siyasi çalışma yapma, ofis açma vesaire çalışmalarına karşı çıkıyor. Dikkat ederseniz bu seçim kararı alındığında Haziran ayında işte seçim yapacağız, belediyeleri seçeceğiz, işte kendi bölgelerimizdeki idari müesseseleri seçeceğiz, bu demokratik özgürlük bilmem neyi içinde olacak. Açıklamalarını yaparken buna ilk karşı çıkanlar diğer Kürt yapılarıydı, yapılanmalarıydı. Ve PKK'nın orada silah gücüyle otoriteyi ele geçirdiğini ve silah zoruyla işte herkesi vergiye bağladığını, askere zorla aldığını ve seçime katılacak partileri kendisinin belirlediğini, kendisinin hoşnut olmadığı partileri seçime sokmadığını vesaire. Bu iddialarla seçimi protesto ettiler. Bu bir. İki, Irak Merkez Hükümeti bu seçimlerin gayrimeşru ve Suriye'yi bölen bir çalışma olarak addedildi. Irak Merkezi Hükümeti de bu seçimlere karşı çıktı. Üç, Suriye Devleti zaten bunu uluslararası emperyalizmin projelerinde yer alan bir örgütün, işbirlikçi bir örgütün çalışması olarak kabul etti. Dört, İran zaten buna karşı. Bir de en önemli husus Türkiye. Çünkü Türkiye'nin Amerika ile olan ilişkileri bağlamında bu konuya yaklaşmak zorundayız. Şimdi Türkiye'de böyle bir çalışmanın Türkiye'nin milli güvenliğini, yani bölgesel Suriye'yi de Irak'ı da tehdit ettiğini söylüyor ama esas itibariyle orada böyle bir çalışmanın aslında Güneydoğu Anadolu bölgemize de sirayet edeceğini biliyorlar. Ve uluslararası projelerde de yani Amerika'nın, İsrail'in zihninde de Suriye'nin kuzey üzerinden Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu'suna sızmak, oraya sirayet etmek. Bu sebeple de zaten Güneydoğu Anadolu bölgemizde özellikle Kürt kökenli diyelim yapıların güçlü olmasını istiyor ki bu yapılarla oradaki yapı bir zaman sonra birleşsin, bir araya gelsin. Şimdi zaten buradaki DEM de HDP de saklamıyor. Diyor ki Suriye'de işte Kamışlı bölgesinde veya Rojova'da, Haseke bölgesindeki yapı bizim sırtımızı dayadığımız bir yapı. İşte onlar IŞİD'e karşı savaşan özgürlük savaşçıları. Onlar bizim kardeşimiz, yoldaşımız, gerillamız diyor. Yani onlarla aynı ideoloji çatı altında birleştiğini zaten resmi olarak ilan ediyor. Bu demek ki
Eğer Suriye'nin kuzeyinde böyle bir yapı zuhur ederse, bu yapı zaman içinde Türkiye'deki Güneydoğu Anadolu bölgesinde ortaya çıkacak yapıyla birleşecek. Türkiye itiraz ediyor. Şimdi Amerika'nın itirazı Türkiye'nin şiddetli ve kuvvetli itirazına cevabendir. Yani Amerika burada diyor ki, ya ben seni buraya kadar getirdim. Sana bu kadar imkan tanıdım. Önünü açtım, meşruiyet kazandırdım. Seni uluslararası platformlarda temsil ettim. Ama bak diyor, sen bunda ısrar edersen ve ille de devlet olacağım ısrarından şimdilik vazgeçmezsen, senin bu yaptığın Suriye'yi, Irak'ı, Türkiye'yi, İran'ı birleştiriyor. Yani senin ortaya koyduğun bu tavır 4 tane önemli ülkeyi bir araya getiriyor sana karşı. Bunun tecrübeleri var. Kuzey Irak, Kuzey Irak bağımsız bir devlet olmak istedi. Bir elinde Amerikan bayrağı, bir elinde İsrail bayrağıyla biliyorsunuz Barzani, işte sokaklara döküldüler. Biz Bağdat Merkez Devleti'nden ayrılacağız, biz kendi devletimizi inşa edeceğiz dediler. Bunu dedikleri an Irak, Türkiye, Suriye, İran devreye girdi ve o proje çöktü. Ve seçim bile yapamadılar, bu kararı alamadılar ve geri adım attılar. Aksine bu karardan mütevellit, bunun sebebiyle Irak merkezi ordusu Kuzey Irak'a girdi. Ve Kuzey Irak'ın birçok şehrini kontrol altına aldı. Hele ki bugün Türkiye ile Irak arasında yapılan son antlaşmalara binaen, Türkiye, Suriye, Irak hudut bölgelerinde Irak merkezi ordunun kuvvetleri olacak. Şimdi karar alıyorsunuz, bu kararı uluslararası güç size destek verecek diye alıyorsunuz. İsrail, Amerika yanımda sonuna kadar duracak diye alıyorsunuz. Sonra Amerika, İsrail bakıyor, bu karar İran'ı, Irak'ı, Suriye'yi, Türkiye'yi yakınlaştırıyor, geri adım atıyorlar. Ve sizi ortada çıplak bırakıyorlar. Çünkü bunlara güvenmenin bedelidir bu. Siz onlara güvenirseniz ödeyeceğiniz bedel çok büyük olur. Yapılması gereken bölge devletleriyle anlaşarak, Irak'ta olduğu gibi 1970'li yıllardan beri Kuzey Irak'a otonom bölgesi verilmiş. Şimdi gelelim Suriye kapsamında bizi ne bekliyor? Bir, İdlib meselesi çözülmek zorunda. Yani bunun çözümü olmadan Suriye'de, Türkiye'de birlikte, Suriye'nin kuzeyinde sadece PKK'ya karşı birlikte hareket etmenin imkanı olmaz. Çünkü her ülkenin, devletin öncelikleri var. Türkiye diyor ki PKK benim birinci önceliğim, işte Suriye kuzeyindeki bu yapıya karşı gelin mücadele edelim diyor. Ama İdlib'i hiç telaffuz etmiyor. Suriye tarafında kendi toprağında öncelikleri var. Diyor ki önce buradaki terör yuvasını temizlememiz gerekiyor. Sonra bu işbirliğini başka alanlarda da yapabiliriz. Şimdi Suriye'nin kuzeyindeki yapılar da İsrail'in ve Amerika'nın bu kaypak, bu ısrarcı olmayan tavrına karşı da çok öfkeliler. Yani seçim olacak mı peki yani? Şimdi Haziran'da yapılacaktı, ertelediler. Evet, evet. Tamam mı? Şimdi Ağustos'u ertelediler. İşte ortamı koklayacaklar, koşulları koklayacaklar. Ne kadar mümkün, ne olur. Ağustos'ta da bu iş olmayacak. Eylül'e, yani özellikle Amerika'daki seçimlerin sonrasına bırakılacak. Ne yaparlarsa yapsınlar, böyle bir yapılanma, yani Suriye'yi etnik kökende bölen veya farklı bir örgütün, silahlı bir yapının onun idaresine veren bağımsız Şam merkezi devletinden bağımsız bir yapıyı bölgedeki Süryaniler de, Arap aşiretler de, Türkmenler de kabul etmez. Kürtlerin bir bölümü, hani diyelim çoğunluğa kendileri sahipler vesaire, paraları var. Çünkü talan edilen petrolden, buğdaydan, sudan çok iyi para kazanıyorlar. Amerika'dan iyi para geliyor onlara. Ve verdikleri maaşlar, Suriye'nin genel ekonomik durumu çok kötü biliyorsunuz. Çok iyi para ödüyorlar. Ve herkes oraya giderek asker olabiliyor veya onların yanında yer aldığını gösterebiliyor. Bu durum değiştiği zaman, ki bu paralar gelmeden bile Arap aşiretleri hatırlarsanız son seçimlerde isyan ettiler, ayağa kalktılar, olmaz dediler. Şimdi sürekli ortamı ve koşulları gözeterek bu işi uzatacaklar. Yani çok kaybetmeden neler kazanabiliriz taktiğine yatacaklar. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail bu yaşadıkları krizden ne kadar güçlü çıkabilir? Eğer çıkmazlarsa biz bu işi acaba Rusya'yla, Suriye'yle görüşerek çok şey kaybetmeden neleri kazanabiliriz? Buraya da itecek.
Ve gidecekler Şam'la görüşecekler, Bağdat'la görüşecekler, Tahran'la, Moskova'yla görüşecekler. Onların bir şartı var. Başından itibaren programlarımızda hep bunu anlattık. Bölgenin sorunları bölge devletleriyle çözülür. Eğer bir Kürt sorunu varsa, Kürtlerin hakkı hukuku varsa bunu ancak Suriye devletiyle görüşerek çözebilirsiniz. Türkiye'de mesela dil sorunu vardı. Televizyon sorunu vardı. İşte bilmem ne sorunu vardı. Yani kendi dilini, ana dilini konuşmak bile yasaktı Türkiye'de. Şimdi kendi ana dilini konuşabiliyorsa, televizyonlarını inşa edebiliyorsa, kendi siyasi partisini kurup mecliste temsil edilebiliyorsa, yıkmak istediği, faşist dediği, ırkçı dediği devletten para alarak siyasi çalışmalarını bu parayı kullanabiliyorsa, bütün bu haklara haizse sormak gerekir. Bundan ötesi nedir? Yani bundan sonrası nedir? Ana dilde eğitim çok tuzak bir söylem. Yani kendi ana dilini konuşmak ayrıdır. Ana dilinde eğitim yapmak ayrıdır. Ana dilinde eğitim yapabilmen için kendi üniversitelerin, okulların, belediyelerin, hükümetinin olması şart. Çünkü kendi ana dilinde eğitim gören insanın kendi kurumlarında, kendi ana dilinde görev yapan, görev icra eden kurumlarında çalışması için böyle bir bürokrasiye ihtiyacı var. Bu ayrılmak demektir, ayrı bir devlet kurmak demektir. Suriye'de Türkiye'den çok daha az haklara sahiptiler. Onun çünkü farklı bir hikayesi var. Çünkü Suriye'ye özellikle Kürt kardeşlerimiz ağırlıklı olarak Türkiye ve Irak'tan geldiler. Tekrar geri dönecek amacıyla gelmişlerdi. Kalıcı oldular. Suriye devleti de buradan taviz verecek. Bunları sürekli dışarıdan geldiler, tekrar geldikleri yere gittiler mantığında bir adım atacak ve bu reformları yapacak. Buna mukabil onlar da Suriye devletiyle anlaşmanın, uzlaşmanın, silah bırakmadan ve tek merkez, tek üniter devlet altında hakları, hukuklarıyla yetinmenin yollarını arayacaklar. Eğer bunu kabul etmedikleri takdirde Amerika ile, İsrail ile devam ve biz bu projeyi hayata geçirinceye kadar ısrarla, silah gücüyle biz burada ayrı bir Kürdistan devleti kuracağız inadında kaldıkları zaman bu onların son merhalede Suriye, Türkiye, Irak ve İran askeri gücü altında ezilmeleri demektir. Bunu da aslında hiçbir vicdanlı insan istemez. Bir bedel ödenmeden, kan dökülmeden bu meselenin bu şekilde çözümü hem Kürt kardeşlerimiz, hem Türkler, hem Araplar, hem Farisiler için en uygun çözümdür. Bu, yani bu konu daha çok konuşulacak, onu anlıyoruz. Bu mesele Ankara-Şam normalleşmesinin, liderlerin görüşmesini ki zaten Cumhurbaşkanı birçok kez zeytin dalı uzattı ama Suriye almak istemedi o zeytin dalını. Liderlerin görüşmesini normalleşmeyi hızlandırır mı bu seçim meselesi? Şüphesiz biraz önce söyledim bir araya gelmek için önemli bir nedendir bu. Fakat fotoğrafın tümünü bize gösteren bir neden değildir. Önemli bir neden, önemli bir faktör. Yani Suriye'nin kuzeyinde ayrılıkçı bu tür hareketlerin Türkiye-Suriye'yi yakınlaştırması önemli bir faktör, önemli bir unsur ama fotoğrafın tümü değil. Şimdi burada çok çetrefilli bir konu var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye toprağındaki varlığı var. Bu ne olacak? Bu görüşmeler bu konuyu nasıl ele alacak? Şimdi Suriye tarafı diyor ki en son Dışişleri Bakanı Faysal Miqdat'ın işte Moskova'da savunma bakanları, istihbarat başkanları vesaire bir araya geldiler. Diyor ki beyan etsinler. Yani biz Türkiye tarafı olarak Suriye topraklarında kalmayacağımızı, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak oradan çekileceğimizi beyan etsinler. Bu beyanı da uluslararası bir teminat altına alalım. Hem Birleşmiş Milletler gözlemci heyeti hem de özellikle Suriye'nin yakın dost müttefik olarak kabul ettiği Moskova'nın, Rusya'nın bir teminat unsuru olarak olmasını istiyorlar. Rusya teminatı ve Birleşmiş Milletler teminatıyla belki buna daha sonra büyük ihtimalle katılacağını düşündüğüm Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi bölge devletleri, Irak, İran katılabilir. Bunların bir araya gelmesiyle Türkiye-Suriye arasındaki bu sorunlar, sıkıntılar ilk adım olarak bir çözüme gidebilir.
Biz niye bu kadar kolay vazgeçemiyoruz Suriye politikasından? Bakıyorsunuz Suudi Arabistan örneği verdiniz, Arap Emirlikleri, işte Beşar Esad'ın Suriye'nin yıllar sonra Arap Birliği'ndeki toplantıya katılması, Suudi Arabistan'da galiba elçi atacağını açıklamıştı ya da atanmıştı. Atadı büyük elçi. Biz ne zaman geleceğiz? O noktaya biz ne zaman geleceğiz? Şimdi Türkiye, Mısır, Türkiye... Özür dilerim. Ve diğer Arap ülkelerinde iş nasıl değişti de onlar böyle... Şimdi Türkiye, Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır vesaire ilişkileri ideolojik, siyasi, işte açıklamalar, işte Kaşıkçı, işte Mısır'daki İhvan Hareketi vesaire, bu bağlamda gerginlikler yaşanabilir, krizler oluşabilir. Bunları çözmek daha kolaydır. Ama komşu olan ve komşuda yaşanan krizde çok büyük pay sahibi olduğumuz bir süreç yaşandı. Şimdi utanmak için bir sebep yok. İnsanoğlu hata yapar. Devletler hata yapar. Komşuyla tekrar barışabilmeniz için önce bu hataları çok samimi olarak ifade etmek gerekir. Yani bu hatalar yapıldı. Ve bu hataları biz doğru politikalarla çözmek niyetindeyiz. Bu niyet gösterilmeli. Şimdi biz Suriye meselesine işte bir devlet var, kendi halkına zulüm etti. Bu zulüm gören halk bize kaçtı. Ve biz bu zulüm gören halkın yanında olduk. Bu sebeple de yardımcı olduk. Bu zaviyeden görebilir. Karşı taraf da der ki, devlete isyan eden, uluslararası devletler ve kuvvetler tarafından finanse edilen, silahlandırılan terör örgütleri var. Yani senin PKK'n diyor Suriye tarafı, senin PKK'n benim sahadaki ÖSYO'dur, SMO'dur, El Nusra'dır. Sahada mevcut olan benim dışındaki bütün silahlı örgütler benim için terör örgütüdür. Ve bunlar yabancı devletlerle işbirliği yaparak bana karşı savaşan örgütlerdir diyor. Benim toprağımı işgal etmiştir diyor. Amerika'nın da Türkiye'nin de bu örgütlerle birlikte hareket edenleri de ben işgalci olarak görüyorum diyor. Şimdi iki radikal bakış açısına, şimdi bu bakış açılarını yakınlaştırmak, uzlaştırmak için sebeplere ihtiyacımız var. Sebeplerin başında da iyi niyet gelir. Yani her iki taraf bu mesele iyi niyetle yaklaşmalı. Sürekli geçmişi deşerek, geçmişte sen bana bunu yaptın diyerek bu mesele çözülmez. Çözülecekse adılacak adım samimiyete ve iyi niyete dayalı olmak zorunda. Suriye ve Türkiye'yi bir araya getiren ortak paydalar, onları ayrıştıran paydalardan daha fazla. Bariz bir örneğimiz var, 2011 öncesi. Çok sağlıklı, iyi yaşadığımız ilişkiler dönemi var. Suriyelileri 2011 öncesinde yüz binlerce Suriyeli gelirdi Türkiye'ye. Bağlasaydınız Türkiye'ye durmazlardı. Kendi ülkelerine aynı gece dönerlerdi, iki gün kalır dönerlerdi. Otellerimiz, restoranlarımız iyi olmuştu. Bütün sınır bölgelerindeki vilayetlerimiz ticari bir refah içinde, yükselme içinde. Şimdi geldiğimiz konumda bu savaştan mütevellit, bizim savaşta yer almamızdan, bu kadar radikal tavır içinde olmamızdan mütevellit, mülteci sorunumuz oldu, ekonomik sorunlar oldu, hudutlar keşmekeş, hudutları kullanan insan kaçakçıları, silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, gizli gizli, illegal sınır ticareti yapanlar, bütün bunlar sorun ve her iki ülkenin de başına artan çok ciddi sorunlar. Bunun dışında daha önemli sorunlar ortaya çıktı. Suriye'yi bölen, dinci temelde, etnik temelde vesaire bölen yeni yeni yapılar ortaya çıktı. 2011 öncesinde akla gelmeyen örgütler bugün Suriye'de mevcut durumda. Ve bunlar sadece Suriye'yi tehdit etmiyor. Yarın siz herhangi bir operasyon yaptığınız zaman oradaki herhangi bir örgüte karşı sahadaki örgütler size karşı birden bir araya gelebilir. İdlib PKK ile hemen işbirliğine girebilir. Siz PKK'ya saldırırken İdlib'den size saldırılar gelebilir. Çünkü artık İdlib'de bütün uluslararası kuvvetlerin, Amerika'nın, Avrupa devletlerinin, İsrail'in çok güçlü ilişkileri ve bağı var. Hatta El Nusra'yı meşrulaştırmak için adamı Jolani'yi televizyona çıkardılar. Amerika'da, Avrupa'da takım elbise bile giydirdiler adama. Hani radikal, dinci, terörist sıfatı taşımasın diye onların algılarında. Bir bakarsınız bunlar gider, siz bu operasyonu yaparken size karşı onlarla işbirliği yapar. Bu sebeple Suriye sahasında bütün bu sorunları çözebilmeniz için
Türkiye ve Suriye'nin mutlak, muhakkak artık masaya oturması ve bu sorunları ele alarak, mesela Hakan Fidan'ın Çin ziyareti, geçen hafta Çin'deydi, şu an Moskova'da. Şimdi Çin ziyareti esnasında Uygur meselesiyle ilgili ne dedi? Olumlu bir açıklama yaptığı için bütün Türkiye'deki, Amerika'daki, Avrupa'daki ayrılıkçı örgütler, yani PKK'nın Uygur bölgesindeki yapıları Hakan Fidan'ı hain ilan ettiler. Çinci ilan ettiler vesaire. Adamın söylediği şu: ben gittim gördüm. O bölgede yaşayan Uygur kardeşlerimizle bir araya geldim, camilerini gördüm, ticaretlerini gördüm. Sizin anlattığınız gibi burada Çin'in bir zulmü yok. Siz yalan söylüyorsunuz o manada. Bunların sorunları da varsa bu sorunları Çin hükümetiyle görüşerek, konuşarak hallederler. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir olumlu açıklamada bulunduğu için Hakan Fidan'ı çarmıha gerdiler. Hain ilan ettiler. Ey Türkler, Türkiye'de ayağa kalkın, isyan edin çağrılarında bulundular. Şimdi Uygur'da bu gerçeği gören bir akıl, Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit oluşturan PKK'sı gibi Suriye'nin de ve Suriye Devleti'nin de milli güvenlik kaygılarını nazara dikkate almak zorundadır. Ama burada şöyle bir sorun var. Uzun yıllardır, yani en az 14 senedir orada birlikte hareket ettiğiniz örgütler var. İçinize almışsınız, polis eğitimi vermişsiniz, onlarla birliktesiniz, ticaret yapıyorsunuz, hudutları birlikte kontrol ediyorsunuz, sahada onlarla birlikte operasyonlara katılıyorsunuz vesaire. Bu sorunu, bu mesele nasıl çözülecek? Arap dünyası nasıl çözdü bunu? Şimdi Arap dünyasında böyle bir sorun yoktu. Arap dünyası dedi ki, benim dedi Suriye ile ilgili 10 senedir, 11 senedir süren bütün imkanlarımla desteklediğim, yardım ettiğim, devleti yıkmak için milyarlarımı harcadım. Katar eski başbakanı çıktı, dedi ki, çok samimi olarak Küvet gazetesine verdiği demeçte dedi ki, biz dedi Suriye devletini yıkmak için sadece Katar olarak 139 milyar dolar para harcadık. Eğer diyor bütün Arap devletlerinin, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan dahil, verdiği silah, asker, insan, topladığı, dünyadan toplayıp getirdiği ve bunun için harcadığı paraları bir araya getirsek diyor, dünya yeniden bu parayla inşa edilirdi diyor. Şimdi baktılar, sonuna kadar gidildi ama devleti yıkamadınız. Yıkamadığınız devletle sürekli savaşmanın bir gereği yok ve Suriye stratejik bir ülke. Yani Arap dünyası için stratejik bir ülke. Sizin Çin'le, Rusya'yla, İran'la barışabilmeniz, bu adımı atabilmeniz, sizin Arap dünyasında bu ilişkileri sağlıklı yürütebilmeniz için Suriye ihtiyacınız var. Arap Birliği'ni kuran ülke Suriye. Bakın, Arap Birliği örgütünü kuran ülke Suriye. Arap Birliği'nin üniversitelerini inşa eden, üniversitelerinde bütün profesörler 1950'li, 60'lı, 70'li yıllarda daha Körfez ülkelerinde devlet yoktu. Yani 1970 senesine kadar Küvet, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri devletleri yoktu. O devletlerin inşa sürecinde, eğitim kurumlarının inşa sürecinde Suriye çok önemli bir merkez. Bu sebeple yıkamıyorsanız oturup anlaşmak zorundasınız ve anlaştılar. Tekrar Suriye'yi Arap Birliği'ne davet ettiler, kabul ettiler. Büyükelçiliklerini açtılar ve artık Suriye meselesinin bu şekilde çözülmesi gerektiği inancı oluştu ve Suriye'ye ekonomik tekrar yeniden inşa edilmesi, bu tür bölücü hareketlerin, bu tür radikal dinci hareketlerin olmaması yönünde bir karar çıktı ve bu karara da bütün Arap Birliği üyelerinin uyacağı kararı çıktı. Bir tek Katar şu an tereddüt içinde, çünkü Katar işin çok çok aktif içinde Türkiye ile birlikte. Türkiye'nin pozisyonunu gözetliyor Katar. Yani Türkiye ne yapar? Katar da burada Türkiye'nin Suriye ile yakınlaşması ve barışması için arzu içinde. Hatta şöyle söyleyeyim Can Bey, 3-4 hafta önce Katar'da özellikle muhalefet örgütlerinin tedavüle soktuğu bir iddia vardı ve bu iddia gerçek bir iddia. Muhalefet örgütlerinin okulları kapatılacak, muhalefet örgütlerinin siyasi ofisleri kapatılacak ve kendilerine gidin yeni bir ülke arayın tebligatının yapıldığı. Bu sebeple de birçok muhalif örgüt Katar'a işte küfürler, işte ihanetle suçlamalar yönünde beyanlar çıktı. Yani yavaş yavaş
Katar'ın da uzlaşması Türkiye-Suriye ilişkilerinin daha olumlu, daha iyi yönde gelişmesi için ve ilerlemesi için önemli bir faktör olacak. Türkiye de istemişti böyle bir şey kısa efendim? Zaman. Türkiye de istemişti böyle bir şey. Ben mi yanlış hatırlıyorum yoksa? Katar mı? Hayır, Türkiye'de buradaki çeşitli yapıların ülkeyi terk etmesi gibi. Mısır'la, evet Can Bey. Sanki. Mısır'la bu ilişkiler iyileşince Mısır'ın şartı vardı. Benim terör örgütü olarak telakki ettiğim İhvan hareketleri, Müslüman doğru, kardeşler örgütlerine fırsat vermeyeceksin. Onların Türkiye'de işte basın yayın kuruluşları var, televizyonları var, örgütleri var, ticaret ofisleri var, var oğlu var. Bunları kapatacaksın diyor. Benimle masaya oturacaksın, tekrar iyi bir işbirliği olacaksa. Ya örgütü seçeceksin ya devleti seçeceksin dediler. Türkiye burada akıllı davrandı ve Mısır'la ilişkilerini düzeltti. Şimdi sürekli geriye dönük, ya Türkiye Mısır için şöyle diyordu, Cumhurbaşkanı böyle diyordu. Tamam mı? Demek yerine Mısır'la, Mısır da Türkiye için çok şey diyordu. Mısır'la Türkiye'nin bir araya gelmesinin bizim, yani Türk halkı için, Mısır halkı için, bölge halkları için olumlu mu, olumsuz mu? Buna bakmalıyız. Şimdi hocam bir saati geçtik, uyarı da maşallah aldım ama İran'da konuşmadan geçmeyelim istiyorum. Sadece bir iki dakikayla özetleyecek olursak, bir helikopter kazası. Suikast mı değil mi, arkasında İsrail var mı yok mu meselesinden ziyade İran'ı nasıl dinler bekliyor? Bunun üzerine çok yazdım. Yani sevgili seyirciler, Mehmet Yuva İran diye yazarlarsa çok ayrıntılı olarak orada okuyabilirler. Çünkü buradan özet geçeceğiz. İran resmi açıklaması bunun bir kaza olduğu yönündedir. Aksi ispatlanıncaya kadar bizim böyle komplo teorileriyle uğraşmamıza gerek yok. İsrail mi düşürdü, Amerika mı düşürdü, pilotaj hatası mıydı, hava koşulları mıydı, içeride hainler mi bunu yaptı, bir grubu başa bir grubu tasfiye mi etti? Bunun üzerine sabah akşam konuşabiliriz. Ama elimizde doneler, veriler, olgular mevcut değil. Bunu sadece varsayımlara binaen konuşabiliriz. Resmi açıklama diyor ki, hava koşulları, yanlış tahmin ve helikopterin düşmesi sonucunda Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanlığı ve önemli insanlarımızı kaybettik dedi. Şimdi bundan mütevellit de bir karar alındı. 28 Haziran'da seçim olacak. 60 aday var. 60 aday Cumhurbaşkanlığına aday olmuş. Bunun herhalde 6'sı filan geçecek yani en güçlü. En sonunda da herhalde 2 veya 3 adayın sahada çok güçlü olarak adaylığa veya Cumhurbaşkanlığı makamına yarışacakları tablosu ortaya çıkmakta. Şimdi sevgili Can kardeşim, İran'da çift başlı devlet diyelim. Yani çünkü Hamaney, yani dini kurum en önemli kurumdur. Yani Hümeyni'den sonra, 1979'da İran devrimi olduktan sonra bunun başına Hümeyni'den sonra gelen Hamaney şu anda çok yaşlı. Bu kurum çünkü İran devrimini korumakla mükellef olan devrim kuvvetlerinin, işte güçlerinin komutanlığı bu makamda. Yani bu makam o gücün komutanlarını atar, subaylarını atar, maaşlarını belirler, operasyonlarını tanzim eder vesaire. İran ordusunun dışındadır bu. Ama İran ordusuyla da işbirliği yapar, çalışır vesaire. Kudüs ordusu da veya Kudüs gücü de devrim muhafızlarına bağlı bir kuvvettir. Şimdi bu makam kendisinin önüne gelen 60 tane adayın içinden işte uygun şartlara haiz, nasıl ki bizde Yüksek Seçim Kurulu vardır hani gönderirsiniz vesaire, orada da bütün bunlar filtreden geçer, 60 müracaat ver, 6 kişiye aday olacak. İşte aralarında muhafazakar, daha çok muhafazakar, liberal, daha az liberal vesaire adaylar var. Bunlar yarışacak. Ama İran'da iktidara kim gelirse gelsin, ister liberaller gelsin, ister muhafazakarlar gelsin, müesses bir nizam var. Yani bu müesses nizamda, sistemde, Amerika'da demokratlar da gelse, cumhuriyetçiler de gelse, müesses nizamın, sistemin, ekonomik politikaları, askeri stratejileri devam eder. İran'da da durum bundan ibaret. İran'da Rafsanjani ayrı bir ekolden, neydi bizim otobüslerde seyahat eden,
yoksul halk çocuğu meşhur küçük arabasıyla gider gelirdi. Kim? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. Süleyman Demirel, Turgut Özal. İran'da. Ha, orayı biliyorum. Neydi? Ya bir çeketle 10 sene o çeketle Cumhurbaşkanlığı makamına gider gelirdi. Dili, ismi dilimin ucunda. Ahmet Necat'ı hatırladım. Necat. Teşekkür ederim Can Bey. Ahmet-i Necat çok farklı bir ek oldu. Mesela Ahmet-i Necat Birleşmiş Milletler Amerika'ya vesaire gittiği zaman yanında Yahudi parlamenterleri götürürdü. Şimdi insanlar şaşırabilir. İran'da Yahudi parlamenterler mi var? Evet. İran'da Yahudiler parlamentoda temsil ediliyorlar. Şimdi onları beraber götürürdü. Çok farklı bir zihniyeti vardı. Onda ismi onaylanmadı galiba. Ben mi yanlış okudum? O zaten aday olmadı ama aday olmuştu 2018'de. Onaylanmamıştı. Bu seçimde adaylığı yok mu? Ben ismini görmedim. İsmini görmedim ama iki dönem sonrasında zaten adaylığa çok sıcak bakılmıyor İran'da. Bir tek bir sefere mahsus Cumhurbaşkanlığını 3 defa yaptı herhalde sanırım. Yani uzun bir dönem önce, şimdi yine ismini unuttum. Onun dışında aslında 2 dönem sonrasında 3. defa Ruhani'yi mesela 2 defa Cumhurbaşkanı oldu. 3. defa tekrar aday olmak istedi. İzin çıkmadı. Yani kendi ekolünden olmasına rağmen izin çıkmadı. Şimdi Rafsanjani, Ahmet-i Necat, Ruhani vesaire çok farklı zihniyetlerde, terbiyelerde, anlayışlarda olan insanlar ama müesses nizam devam etti. Yani bir şey değişmeyecek. Hayır, İran'da stratejik, askeri, siyasi, ekonomik kararlarda bir şey değişmez. Toplumsal olarak, sosyal olarak bu biraz daha reformcudur, açılımcıdır vesaire. Zaten İran'da ister kadınlarla ilgili, ister gençlerle ilgili, ister gelecekle ilgili alınan kararlar zaten o ruhani lider, dini makamların onayıyla yapılmaktadır. Yani bugün İran'da biraz daha serbestlik varsa, artık o kapalılık, işte peçe vesaire gibi konularda radikal davranılmıyorsa, bir sürü olaylar oldu biliyorsunuz. Ondan sonra zaten dini makamın fetvasıyla insanlar daha rahat giyinmeye, daha rahat kafeteryalara gelmeye başladılar. Yani içeride bir takım değişiklikler yok, bölgesel politikalarında, Suriye ilişkilerinde, Türkiye ilişkilerinde, Rusya-Çin ilişkilerinde İran'da bir değişim olmaz. Amerika'yla değişim Amerika'nın değiştiği kadar olur. Avrupa Birliği ile zaten ilişkilerini sıcak tutmaya çalışıyor. Avrupa Birliği'nde önümüzdeki dönemde iktidar olacak olan sağ ekol İran'la Rusya'yla barışmayı kabul ederse İran-Avrupa Birliği ilişkileri de çok farklı bir noktaya gelebilir. Bakalım neler yaşayacağız. Çünkü çok özür dilerim. Suudi Arabistan'la İran'ın bir araya geleceğini kim tahmin edebilirdi? Şimdi Rusya devreye girdi, Çin devreye girdi. BRICS üyesi olmak istiyor Suudi Arabistan. Geçen hafta karar aldı, Çin parasıyla, başka tür bir parayla, dolar yerine Çin'le ticaretini yapmak niyetinde olduğunu ifade etti. Yani bu hızlı değişimler uluslararası sistemde, Amerika'nın, İsrail'in başını çektiği sistemde ortaya çıkan ciddi çatlaklıklar ve çelişkiler ve sorun çözememe. Çünkü bu sistem dünyadaki bütün belaların, bütün sorunların, bütün ahlaksızlığın sebebidir. Bu sistem çatlıyor. Bu sistemin yerine ne tür bir sistem gelir onu önümüzdeki dönem göreceğiz. Ekleyip göreceğiz. Çok teşekkürler yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili seyircilere de sabırları için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, Orta Doğu'ya bakış günüydü. Bugün çarşamba akşamımıza ortak olduk. Profesör Doktor Mehmet Yuva bizimle birlikteydi. Akademisyen, yazar. Orta Doğu meselesinde uzman, deneyimli bir isim konuştuk. Suriye'yi, Hizbullah, Hamas'ı. Filistin'i, İran'ı ve geniş güzel bir sohbeti teşekkür ediyorum sizlere. Yarın sabah ben karşınızda olacağım. 8.30'da yeni bir günde efendim. Hatay'da bölge için. Görüşmek üzere.